Merhaba arkadaşlar. Şimdi pazar akşamı yapımlar nasıl izleniyorlar? Analiz videosunu sizlere çekiyorum. Şu an yapımlar devam ediyor arkadaşlar. Diğer rating analizi sayfamı artık kullanmıyorum. Şu an videoyu izlediğiniz sayfayı kullanıyorum arkadaşlar. Diğer rating analizi sayfamdan çıkıp beni rating analizi TV şu sayfada takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şu yorgunluk halime ve saçı başı dağılmış halim hakkında da kusura bakmayın. Çünkü mevsimsel değişiklik ve üzerimde biraz kırgınlık var. Hastayım. Ondan dolayı bu şekilde görünüyorum. Şimdi yapımlar nasıl izleniyorlar? Analiz videosuna geçeyim. Şu an yapımlar devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir rekabet var. Şundan dolayı Dolunay, Savaşçı, Cennet'in gözyaşları birbirlerine seyirci göndermede bir seyirci paylaşımı yaşıyorlar. Dolunay'dan başlayalım. Dolunay yeni gününde o kadar kötü başlamadı arkadaşlar. Yani evet, O Ses Türkiye ve Cennet'in gözyaşlarını etkiledi diyebilirim. Belli aralıklarda yükseliyor, ufak tefek düşüşler yaşıyor ama genel olarak yeni gününde şu an için o kadar kötü gidiyor diyemem. Şu an dizi devam ediyor. Bittikten sonra genel bir analiz videosunu da çekeceğim. Onu da seyredebilirsiniz. Peki O Ses Türkiye'ye nasıl gidiyor arkadaşlar? O Ses Türkiye Dolunay'dan bir etkilenme yaşadı arkadaşlar. Şu an yapım devam ediyor. Yani genel olarak O Ses Türkiye kendi genel seyircisini çekiyor diyebilirim. Bakalım Dolunay ile arasındaki rekabet savaşı nasıl olacak? Ben de sizler kadar merak ediyorum arkadaşlar. Peki Cennet'in gözyaşları nasıl izleniyor? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dolunay Cennet'in gözyaşlarına şu an için bir darbe vurmuş görünüyor. Çünkü Cennet'in gözyaşları ile Dolunay seyircisinin birbirine yakınlık oranları var. Ve tam tersi oluyor bu sefer. Ateş böceğini Cennet'in gözyaşları etkilerken şu an Dolunay Cennet'in gözyaşlarını etkiliyor arkadaşlar. Tabii şu an dizi devam ediyor. Bitinceye kadar nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Genel analiz videosu çekeceğim. Bunu da seyredebilirsiniz. Bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Aslan Ailem dizisi nasıl izleniyor arkadaşlar? Yeni seyirci çekişi Aslan Ailem'de yüksek değil. Son bölümde yani ilk bölümde çektiği seyirci oranlarında çekiyor. Yani ortalama Aslan Ailem'in belli ki şu an görünen şekilde söylüyorum arkadaşlar. 1,50 ile 2,50 bandında bir seyirci var. Tabi Dolunay Aslan Ailem'i de etkiledi. Şimdi Dolunay şu an çok çok yüksek reytingler almıyor. Ama Dolunay O Ses Türkiye'yi Aslan Ailem'i Cennet Ailem'i sıkıntıya soktu diyebilirim. Çünkü seyirci kitleleri aynı çıkmış. Ve Dolunay seyircisi kendi dizilerini tercih ediyorlar. Tabi yeni gün pek Dolunay'a da yaramayacak gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. Biraz karışık bir video analizi gibi oldu ama aslında değil. Tekrardan videoyu başa sarıp izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Peki Savaşçı nasıl gidiyor arkadaşlar? Savaşçı özet bölümünde iyi başladı. Yeni bölümünde de iyi başladı arkadaşlar. Şu an seyirci ilgisini de çekiyor. Son bölümden de iyi gidiyor arkadaşlar. Savaşçıyı da etkileyen maçlar oldu.
Şimdi savaşçının seyirci kitlesi yine spor kanallarını izleyen seyirci kitlesi de birbirine yakın. Spor kanallarında maçlar başlayınca bir savaşta bir dengesizlik oldu. Şu an maçlar bitti. Savaş tekrardan yükselişe geçti. Tabii şu an devam ediyor. Bitinceye kadar bakalım nasıl bir izlenme alacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve TRT Spor da bugün iyi izleniyor. TRT Spor da seyirci ilgisini çekiyor. Ciddi anlamda büyük bir rekabetin olduğu bir akşam. Bakalım ha bir de çocuklar duymasınlar. Çocuklar duymasındaki düşüş devam ediyor arkadaşlar. Şu an dizi devam ediyor ama genel seyirci kaybında ve şer düşüşünde sıkıntı yaşıyor diyebilirim çocuklar duymasın için. Şu an için sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Genel analiz videosunda görüşürüz arkadaşlar. Genel analiz videosunda izleyebilirsiniz. Sayfama abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.